Arkadaşlar bugün sizlere 500 liraya 1 saatte kazandığım 100 liranın nasıl kazandığımı anlatacağım. Para bu üzerinden arkadaşlar kripto para alarak 1 saat içinde 100 TL kar ettik. Hemen sizlere göstereyim nasıl ettim arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat önce, 1 saat önce demeyeyim. Saat ne kaçtı arkadaşlar? 5'i 5 çeyrekte arkadaşlar görüyorsunuz. Hesabıma 500 TL para attım. Neden? Elime bir miktar para geçti. Ve ben kripto paraların dün geceden beri çok büyük bir düşüş yaşıyor. Bunu düşüş fark ettim ve yani her düşüşün bir yükselişi olur arkadaşlar. Hani düştüğü kadar olmasa da bir miktar yükselişi olur, bir tepkisi olur. Çünkü neden? Tamam, düşüşün sebebi satışlardır ama satılan ürün varsa bir alıcı da vardır arkadaşlar. Yani bunlar satılıyorsa bunu mutlaka alan birileri vardır. Hani ben de bunu tahmin ettim ve akşam üzeri eksi 30 iken bir torrent aldım arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Piyasalar BitTorrent'i hemen sizlere göstereyim. BitTorrent nerede? Burada. Hemen aldığım fiyatı da göstereyim. Bakın. Şuradan geçmişinden gösterebilirsiniz. Gösterebilirim. Bakın. Saat tam 7.30'da aldım arkadaşlar. 5.30'da pardon. 31.60 kuruştan aldım. 497 TL'lik aldım arkadaşlar. Bakın. 497 TL'lik aldım ve ben şans da yanımda gitti ve şu an para şu an 497 TL arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Bakın 497 TL 598 oldu. Yani 100 TL gibi bir kârdayım arkadaşlar. Yani 1,5-2 saatte yani 1 saattir güzel bir yükseliş yaşıyor ve ben %35 falan düştü. Hani dibini merak ediyordum. Nereye kadar düşecek diye. Dün geceden beri takip ediyorum. %35'e kadar düştü. Hani eksi 35'e kadar. Eksi 29'dayken hani ben geri 25'e düştü. Bir daha 30'a düştü falan. Ben oradan yukarı döneceğini hissettim. Ve döndü de. Yani güzel yerde aldım. Yükselişe devam ediyor. Yani eksi 30'u sıfırlayacağını düşünmüyorum. Yani eksi 10'a kadar falan düşer. Oralarda oyalanır diye düşünüyorum. Çünkü piyasa hemen bir gecede düşüp bir gecede toparlanmaz. Yani şu an 620-650 arasında bir miktara ulaştığında satışımı hemen yapacağım. Ve böyle bir düşüş yine bekleyeceğim arkadaşlar. Hani o 100 liraya çekip harçlı gideceğim. Böyle bir düşüş yine yakalarsam onu yine alacağım. Mesela düşüşleri nereden bakıyorum? Hemen şöyle takip ettiğim yerde söyleyeyim arkadaşlar. Piyasalara girerim. Buradan değişime göre tıkladıktan sonra en alta indiğimizde en çok düşen coinleri yok. Mesela Tezos, en alttaki Tezos yazan coin eksi 27 düşmüş. Eksi 25 var. Bunların içinde eksi 30, eksi 40 görürsem alırım. Neden? Ya, gün içinde para bu da eksi 30, eksi 40 düşen hisseler genelde yani eksi 20'ye yani bir düzeltme yapar. Eksi mesela %10, %20 bir düzeltme yapar. Tekrar düşerse düşebilir ama bir düzeltme mutlaka yapar. Yani bu düşerken de böyle kazanç sağlayabilirsiniz. Çünkü bir hisse her gün %50, %50 düşmez. Hani tamam Bitcoin nasıl söyleyeyim hani tekniği yok, analizi yok, grafiği yok. Yani bir tane adamın attığı tweetlere göre hareket ediyor ama yani %50-50 düşecek kadar da şey değil. Yani her gün %50-50 düşmez. Eğer en azından Paribu'dakiler. Çünkü Paribu'da çok coin yok. Yani sınırlı sayıda. Yani hepsini toplasanız 50 tane falan var. Şöyle göstereyim hemen. Yani şu kadar var. Tüm yapalım. Bakın. Bu kadar var. Diğer mesela Gate.io denen program var. Binance var. Bunlarda daha çok coin var. Hani bir sürü var yani. Ama onlar kadar hani BitTorrent demişim. Paribu'dakiler onlar kadar güvensiz değil arkadaşlar. Paribu biraz daha altyapısı sağlam olan, hani biraz daha güvenilir, hani bir tık daha diğerlerine göre güvenilir olan coinleri alım satımına izin veriyor. O yüzden hani bunlara eğer eksik 40-30 görürsem alıyorum, satıyorum arkadaşlar. Yani günlük 100 lira, Allah bereket versin. Yani oturduğum yerden 1 saat içinde 100 lira güzel para. Yani 500 liraya bence güzel para. Hani şu anda da artmaya, yükselmeye devam ediyorum. Dediğim gibi 620 lira gördükten sonra elim sattığın üzerinde olacak. Neden? Çünkü hani onun üstü risktir hani. Tamam, güzel yükseldi hani. Bir gün içinde bana yüzde mesela %20 kazandırdı. 500 lira yatırdım. 100 lira arttı. %20 kazandırdı arkadaşlar bana. Güzel para. Yani bir saat içinde %20. Yani şöyle düşün, 5000 lira yatırsaydım şu an 1000 lira kârdaydım. Da tabii kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hani kriptoya para yatırıyorsanız 1000 liradan yukarı para yatırmayın. Hani eğer zengin değilseniz veya varlıklı değilseniz. Hani ben asgari ücretle çalışıyorum. Ben yatırmam. Çünkü 1000 liranın üstündeki paralar benim için önemli paralar. Hani benim için zor kazanılan paralar.
O yüzden ben yatırmayı tercih etmiyorum. Bu şekilde yatırım yapıyorum. Kripto paradan korkun ama yatırım yapmaktan korkmayın. Yatırım ya boş yok vaktinizi değerlendirmek için güzel yani 500 lirayla 1000 lirayla yani kaybetmek kimseye koymaz. Eğer kenarda paranız varsa akıllıca oynarsanız hani en azından sigara paranızı çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum geceleri. Ama şöyle söyleyeyim. Yani 100 bin lira 200 bin lira para yatıran insanların hani dün gece ben %30'unu kaybettiklerini düşünüyorum paralarının. %50'sini, %30'unu, %20'sini. Çünkü Bitcoin 60-70 bin dolar arasında 65 bin dolar civarlarındaydı galiba. Şu an bugün 35 binlere kadar indiğini gördüm. Şu an 40 binlerde galiba tam bakmadım. Yani dikkat edin. Riskli. Bakın Galatasaray şu an 63. Yani ne zamandı? Perşembe geçen hafta işte arkadaşlar şampiyonluk maçından önce Galatasaray 270 küsürlerdeydi galiba. 300 lira yakındı. Yani o 300 seviyeden alan adamın halini şu an ya diyorum yani intihar eden insanlar var. Hani psikolojileri hani kolaydır arkadaşlar. Hani görüyorsanız dalga geçmeyin. Çünkü hani zor bir şey. Yani düşünsenize 100 bin lira para yatırmışsınız. Paranız birkaç saat sonra 20 bin lira, 10 bin lira hani tamam hani kazansak güzel oluyor ama kaybetmek de bu kadar acı oluyor işte yani insana koyar yani 100 bin lira 20 bin lira olması ne demek yani evlat acısı gibi koyar resmen. O yüzden yatırım yaparken biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar. Para bu ile ilgili soru sormak isteyen arkadaşlar olsa soruların cevapları yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sohbet edebiliriz. Ben YouTuber değilim. Kendi çapımda videolar çekiyorum evimde. Hobi videolarımı çekiyorum. Balıklarım, akvaryumum var, muhabbet kuşlarım var, kaplumbağam var. İnşallah av sezonu açıldığında av videoları da çekeceğim. Avlanma belgesi aldım. Av köpeği aldım bir tane. Av tüfeğim zaten vardı. Ve bir anda 619 lira oldu arkadaşlar. Bakın. Canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Param artıyor. 620 gördü. Yani şu an satarım hani. Ama hızlı yükseliyor. Satmam o yüzden hani. Şu an takip ediyorum. Hani video içinde de satabilirim. Şöyle 630 olsa satarım mesela şu an. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmek istiyorsanız abone olursanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.